Tabii biz bu antrenmanlarımızı genellikle Kuşadası'nda, buradaki sularımızda yapıyoruz. Hemen hemen her hafta sonu ekip arkadaşlarımızla birlikte dalıp buradaki hem buradaki canlılığı görüntülüyoruz hem de bu spor için antrenman yapmış oluyoruz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Biz ekip olarak Türkiye'deki Sualtı Sporları Federasyonu'nun düzenlediği yarışmalara da hemen hemen her yıl katılıyoruz. Takım olarak iki kez 2017 yılında ve 2019 yılında Türkiye şampiyonu olduk. Daha önce de iki kez Türkiye üçüncülüğümüz oldu. Kuşadası suları pek dalış için bilinmiyor aslında ama çok zengin. Ege'de genellikle zaten sualtı canlılığı çok zengin. Akdeniz'e göre biraz daha fazla sualtı canlılığı var hatta. Bir de henüz bizim denizlerimizin avantajı, buradaki denizin avantajı, Kızıldeniz'den gelen göçmen türler henüz bu kadar kuzeye kadar çıkmadı. Dolayısıyla burada aslan balığı göremezsiniz henüz. Henüz balon balığı göremezsiniz ama buranın yerel gerçek canlılarını daha çok görme imkanımız var. Dolayısıyla Kuşadası su altı gerçekten çok zengin. Biz açtığımız sergilerde, yaptığımız gösterilerde bu canlı, burada çektiğimiz fotoğrafları, videoları gösterince herkes bunlar gerçekten burada mı acaba diyor. Ama gerçekten burada büyük bir su altı canlılığı var. Zengin dalış noktalarımız var. Adabanko denilen çok güzel bir reefimiz var. Sadece Adabanko'da bile birkaç dalış yapılabilir. Dünyanın ilk en büyük sualtı uçak batığı, bir Airbus batırıldı biliyorsunuz 2016 yılında Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından. O da gerçekten çok güzel bir batık. Sırf bunun için bile buraya gelen birçok sualtı video ve fotoğraf sever var. Bu kadar çok sualtı zenginliği var burada ama bizim çektiğimiz görüntüler sadece amatör olarak biraz sanat katarak bazı görüntüler elde etmeye çalışıyoruz. Ama denizlerimizin bir de gerçek anlamda üniversiteler tarafından incelenmesi, araştırılması ve araştırma yapacak yüzlerce binlerce konu var. Biraz daha üniversite bazında buralara ilgi gösterilmesini de temenni ediyoruz. Sualtı fotoğrafları ve videocuları olarak. Dalış turizmi bu sene biraz zayıf da başlasa şu an hızlı bir şekilde devam etmekte. Kuşadası'nda dalış turizmini geliştirmek adına yapılan bir sürü çalışma oldu. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi de uçak batığıydı. Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla. O zamandan bu zamana Kuşadası'nın ağırladığı profesyonel dalıcı sayısı tabii ki arttı. Bu tüm Kuşadası'na da fayda gösterdiği görülmekte. 6 tane dalış noktamız var. Bunlar seviyelere göre ayrılan noktalar, dalıcı seviyelerine göre. Ama en önemlilerinden bir tanesi Adabanko dediğimiz bir rif. Kuşadası'nın gerçekten de sualtı, flora, faunası olarak çok zengin olduğu bir nokta. Bunu da ne zaman kanaat getirdik dersek, yakın zamanda yapılan Kuşadası'nda Türkiye sualtı görüntüleme şampiyonası vardı. Türkiye'nin her yerinden gelen dalıcılar buradaki sualtını çok beğendiler. Ve tekrardan buralara dalışa gelmeye başladılar. Kuşadası lokasyon olarak Türkiye'nin çok merkezi noktalarından bir tanesinde. Nedeni ise İstanbul'dan, Ankara'dan ya da Türkiye'nin diğer illerinden gelecek olan dalıcılarımız İzmir'e indiğinde Kuşadası İzmir arası 45 dakika sürmekte. Tam Kuşadası'nın merkezinde olduğundan gerek konaklama, gerek gıda, gerek diğer ihtiyaçların hepsi hızlı bir şekilde karşılanmakta. Sualtı fauna ve florasının yani bitkilerinin ve balıklarının çok canlı olması, yaptığımız çekimlerde de bunlar görünmekte. İlk defa dalış yapanlar ve üst seviye dalıcılar için Kuşadası bence bulunmaz bir nokta. I choose Kuşadası because the environment and the local people are nice. They give good instructions. Also the dive spots. They have dive spots for every level. You can start here from open water till professional. Kuşadası'nı tercih etmesinin nedeni hem insanların sıcaklığı hem lokasyonun iyi olması ve yakınlığı. İkinci şey de başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar olan tüm dalıcılara hitap ettiğini söylüyor.